Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estaizubillah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlulukleten millisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir süredir Sözler Risalesi'ni konuşuyoruz. Sanırım bugün 9. dersimiz olacak. Bu 9 ders Bismillahirrahmanirrahim üzerine oldu. Evvela birinci sözde Bismillah'ı konuştuk. 4 hafta öyle geçti. 4 gün öyle geçti. Yine hafta dedim, dilim sürçtü. 4 gün öyle geçti. Ondan sonraki günlerde 14. Lema'nın ikinci makamına girdik ve oradaki sırları konuşmaya başladık. Burada da yine Besmele'nin Allah Rahman ve Rahim penceresinden gözüken sırlarını konuşmaya başladık. Dün 3. sırdan bir paragraf okuduk, onu izah ettik ancak 2. paragrafı okuyamamıştık. Daha doğrusu okumuştuk da izah edememiştik. Doğrusu bu oldu. Şöyle bir şey aklıma geldi benim dün. Onun hakkında bir parça konuşarak başlamak istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizim içimize koyduğu aynadan bahsetmiştik ikinci sırda. Evet, ikinci sırda Cenab-ı Hakk'ın her birimizin kalbine, eline birer ayna verdiğinden bahsetmiştik. Oradan onun marifetullahına ulaşabildiğimizden bahsetmiştik. Ve bunun ukulu boğmamak için olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bir rahmet eseri olarak. O cümleyi bir daha okuyayım. Kur'an-ı mucizül beyan hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor demiştik. Bu mevzuyu düşünürken aklıma şöyle bir şey geldi. Ukulu boğmaya çalışan başkaları da var. Daha doğrusu ukulu boğabilecek başkaları da var. Evet, vahidiyet karşısında bizim sınırlılığımız, bizim kapasitemizin azlığı bir sorun oluşturuyor. Her birimizin zihni o vahidiyet penceresinden Cenab-ı Hakk'ın esmasını okuyabilecek kuvvette değil. Daha küçük alanlarda, daha kolay alanlarda tefekkür etme ihtiyacı hissediyoruz. Ama bunun dışında başkaları da var bizi boğmak isteyen. Kesrette veya işte tezahürlerin karışıklığı içinde bizi boğmak isteyen başkaları da var. Kim onlar? En başta nefsimiz, en başta şeytanımız. Bunun ahirinde kim? Küresel güçler de buna çalışıyor. Bugün biliyorsunuz ki İslamofobiyanın üstünde durduğu şey aslında bu. Bize, hem kendi ülkelerindeki insanlara, Müslüman olabilecek, ümmeti davet olan, yani daha icabet etmemiş. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ümmeti ikiye ayrılır. Bütün ahir zaman insanlar onun ümmetidir. Ama bunlardan bir kısmı ümmeti icabedir. Davete icabet etmiştir, Müslüman olmuştur. Biz deriz elhamdülillah. Bir de ümmeti davet vardır. Potansiyel Müslümanlar. Onlar da davet icabıyla ümmettir. Yani şu an davet halinde onlar. Şu an onları biz davet ediyoruz İslam'a. Efendimiz onları 14 asır evvel davet etmiş. O davet halen geçerli ve onlar potansiyel Müslüman. İşte küresel güçler bu potansiyel Müslümanların girişini engellemek. İslam'ın davetine icabet edenlerin de aklını bulandırmak için şöyle bir şey yapıyorlar. Zaten o medyadır, şudur budur, bütün güçler ellerinde. Oranın başında olan, programlarını yapan, yöneticisi olan kişiler de zaten az çok bu ideolojiye sahip. Yani bu manipülasyonu yapmak isteyen insanlar, zaten buna inanan insanlar. Bize öyle bir İslam gösteriyorlar ki tamamen sorun. Mesela işte İslam dendiğinde akla ne geliyor? İşte DAEŞ, IŞİD, El-Kaide, işte şu, efendime söyleyeyim, Avrupa'daki terör olayları, kafa kesmeler, adam yakmalar, bilmem ne. Belki bu arızaları toplasanız, Müslümanlar içinde buna dahil olanların sayısı Müslümanların 1/1000'i de değil. Ama öyle bir yönetiyorlar ki o algıyı, öyle bir vurgu yapıyorlar ki ona, sanıyorsunuz ki bütün Müslümanlar öyle. Dışarıdaki de öyle sanıyor. Bugün Avrupa'daki, Amerika'daki, dünyanın dört bir yerindeki insanlar Müslüman olmuyorsa bunun bir sebebi de işte bu korku, bu endişe,
Bu böyle aman cıs olursunuz şeyi algısı yani oluşturdukları bu manipülasyon. Bu kara propaganda onları zehirliyor. Onları İslam'dan soğutuyor. Bu da bir ukul boğulması yani akılların boğulması diyor ya orada. İşte bir kesret oluşturuyorlar kendilerince bir sis, bir kalabalık. O kesreti aşamayan zihin orada boğuluyor. Ya diyor İslamiyet bunlar diyor kafa kesiyor adam yakıyor diyor. Başka bir şey yok ki diyor bunlarda. Başka bir şey gösterilmedi ki sana. Araştırsan bulacaksın ki var öyleleri Avrupa'da eleştirmek için İslam araştırmaya başlamış ama daha sonra Müslüman olmuş. Hatta milletvekili olan Hollanda'da mıydı, Belçika'da mıydı birisi vardı. Haberlere de konu oldu. Ama çoğusu bu ukulün boğulmasını aşamıyor. Bizde de var aynı problem. Yani bu ümmeti daveti bir kenara bırakırsak ümmeti icabı olarak bizde de bir problem var. Bizim de zihnimiz bulanıyor. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Beyaz Perde'deki filmleri hatırlarsınız. İlk eskiden yapılan filmleri. Nerede hoca karakteri var, dolandırıcı, efendime söyleyeyim karı kız düşkünü, işte yalancı, madrabaz. Yani şey parası peşinde, milleti kandırıyor falan. Hani böyle bir hoca tipi vardı. İşte Vurun Kahpeye filminde vardır o Halide Edip Adıvar'ın romanı galiba. Onu da vardır. Başka başka eserlerde de var. Veya işte Kemal Sunal'ın filmlerinde de mesela işte bir hoca vardı o kiracısıydı. Allah'ın verdiği nefesi boşa harcamayalım falan diyen. Memnun Kaygısız Kaygısızlar dizisinde ev sahibi Hacı Gaffur diye bir karakterdi. O da aynı. Onu da öyle gösterirlerdi. Daha çoktur yani misali saymayayım tek tek. Bu algı niye oluşturuluyor? Bu algıyı biz aldığımız zaman biz de kendi dinimize şüpheyle bakmaya başlıyoruz. Ya yani sonuçları buysa, hani tabiri caizse meyvesi buysa ağaç nedir diyoruz mesela. Ama meyve aslında o mu diye soramıyoruz. Çünkü bakış açısını yöneten algıyı da yönetiyor. Algıyı yöneten düşünceyi de yönetiyor. Düşünceyi yöneten kalbi de yönetiyor. Bu bir silsiledir yani. İşte yıllarca biz bunlarla büyütüldük. Bunları aşabilenlerimiz olduysa İslam'ın hakiki güzelliğini görebildiler. Diğerleri göremediler. Buradan şuraya geleceğim. Vurgu azı çoğa galip eder. Yani bir insana bir şeyi vurgulu bir şekilde gösterirseniz o sadece onu görür, diğerlerini görmez. Bizim mizampajda çok kullandığımız yöntemdir mesela işte bir yeri italik yapmak veya bir yeri kalın, bold harfle yazmak. O sayfanın içinde belki bir tek cümledir onu yaptığınız şey ama sayfaya ilk baktığınızda onu görürsünüz. Mesela benim burada renkli kalemle, fosforlu kalemle çizdiğim satırlar var. Baktığım an ilk önce onu görüyorum. Normalde bu buranın ne kadarı? Belki yüzde biri. Ama orada vurgu var ya, manipülasyon var ya, o azı çoğa galip ediyor. Uyanık olmayanların nazarında, arkasını görmeyenlerin, bütünü kuşatamayanların, işte ukulü boğulanların diyelim, aklı boğulanların nazarında az çoğa galip oluyor. Bugün dünyada da böyle bir algı şeyi var, bozulması var. Algıyı yönetenler elinde, medyayı, sosyal medyayı, gözümüzün en çok gördüğü şeyleri yönetenler elinde bir algı bozulması var. Biz bu algı bozulmasını aşabilirsek ancak doğru İslam'la muhatap olabiliyoruz. Onun da yolu, ha oraya gelecektim, asıl mevzu oydu. Onun da yolu ikinci sırda bize öğretilen neydi? İçimizdeki ayna. Bizim bu zamanda, ahir zamanda yani içimizdeki aynaya daha çok bakmaya ihtiyacımız var. Ama sadece ona mı? Marifetullah ekseninde aynaya. Mesela bu da bir aynadır. Sözler Risalesi. Bu bir ayna. Başka mesela okumalar çok görürsünüz. Mektubat-ı Rabbani dersleri oluyor. Ramuzül Ehadis dersleri var. Şifai Şerif dersleri var. Riyazu Salihin dersleri var. Ebu Bekir Hoca'nın yaptıklarını mesela ben çok takdir ediyorum, takip ediyorum. Gibi gibi. Çok İslam kaynakları var ki onların dersleri şu an sürüyor. İnternette de bulabilirsiniz bunları çoklukla. Bunlar bizim pak aynalarımız. Bunlar temiz aynalar. Bunlardan kalbimize bakacağız. Kalbimizden de Allah'ı göreceğiz inşallah. Eğer bunu yapabilirsek, buna mesai ayırabilirsek ancak o üzerimize oynanan oyunlara, algı oyunlarına, manipülasyonlara, toplum mühendisliklerine, zihin mühendisliklerine karşı direnebiliriz. Yoksa biz de dinimizi, Allah'ı, tarihimizi,
Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Karahanlı'yı vesaire, Emevileri, Abbasileri, dört halifeyi onların öğrettiği gibi görmeye başlarız. Yani o noktaya karşı direncin kaynağı bu nokta. Burada direnebilirsek kimliğimizin değerlerini koruyabiliriz. Yoksa tarumar oluruz. Ben hatırlıyorum işte küçükken biz, o zaman özel kanallar yeni çıkmıştı. Kuzenim beni şeye davet etmişti. Film izleyelim falan filan diye eve davet etti. Dedim ya hangi film var? Ya dedi Michael Dudikoff diye bir adam var dedi, yine bizimkileri öldürüyor. O zamanı bilenler hatırlarlar, Michael Dudikoff böyle ucuz fabrikasyon aksiyon filmlerinin oyuncusuydu. Yani onun bayağı da bir filmi vardır yani, bizde Cüneyt Arkın neyse Amerika'da da o öyle bir şey. Çok kaliteli filmleri de yok yani, ucuz filmler. Her bölümde 50-60 tane Müslüman öldürür yani, tıkır tıkır böyle. Mutlaka zaten olaylar şeyde geçiyordur. Suudi Arabistan veya işte Mısır veya işte Suriye. Oralara operasyona gider. Müslümanlar öldürür. Ve bunu da biz izliyoruz yani. Kuzenim bana bunu böyle anlatıyor, amca oğlum. Diyor ki işte gene bizimkileri öldürüyor diyor. Gel izleyelim diyor. Böyle bir durum yani bizim durumumuz. Her neyse laf açıyor. İşte direncin kaynağını da ilk burada görüyoruz. Bakın bu paragraf, dün de konuştuk bunu. Kainatı rahmet penceresinden görmek sadece kainatı mı düzeltiyor gözümüzde? Bizi de düzeltiyor, İslam'a bakışımızı da düzeltiyor. Okuyorum o paragrafı ve başlıyoruz. Üçüncü sır. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bilbedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bilbedahe, yani apaçık ki, yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden, yani yönelten ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine, yardımına koşturan bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı, feza uzay, ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. Dünkü derste konuştuk. Birazcık şimdi de konuşalım. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı, varlığa getiriş sebebi, ona ihtiyaç duymasından, muhtaç olmasından veya bir zarurette kalmasından değil haşa. Cenab-ı Hak bunlardan münezzeh ve mukaddestir. Peki nedir? Kemalindendir. O kemalin tezahürü nedir? Rahmetidir. Yani Cenab-ı Hak rahmet sahibi olduğu için bu oluyor. Zengin birisini düşünelim mesela. Her gün fakir fukaraya yemek veriyor olsun. Şimdi bu adamın bunu yapması neden? Cömertliğinden. Mecbur değil ki yani, o adamlara yemek vermezse işte işi şöyle olacak, böyle olacak, böyle bir şey yok ki yani, adam bir zarureti yok. Ama bir yüce gönüllülüğü var. Bağışlamak istiyor, paylaşmak istiyor. Ondan dolayı bu ikramı, bu izzeti yapıyor. Gibi gibi Cenab-ı Hak da bizi yaratmış kendi kemalinden, kendi rahmetinden. Yoksa mecbur kaldığından değil haşa. Onun güzelliğinden. Cenab-ı Hak nihayetsiz cemal sahibi. Bunun bir tezahürü de, yani onun cemalinin, kemalinin bir tezahürü de bizim varlığımız. Çünkü biz onun nimetlenen aciz fakir kullarıyız. Evet, ondan haberdar olmak da şereflenmiş, saadetlenmiş. İnşallah ebede kadar da bununla müstefit olacak misafirleriyiz. Evet. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar, yani çekici ve sevimli ve mededkar, yardımcı gibi bir hakikati mahbubedir, sevilecek bir hakikattir diyor rahmet. Öyle midir? Ya öyledir. Hakikaten de rahmet sevilir yani, bir insandaki merhamet başka hiçbir nedene ihtiyaç duymadan sevilir. O merhamet size olmasa bile sevilir. Söz gelimi duysak ki, bugün mesela
Uygur Müslümanları çok zor durumda. Çin'in zulmünden inliyorlar. Allah yardımcılar olsun. Allah kurtarsın. Allah ferahlık versin yani. Onların üzerindeki zulmü kaldırsın. Şimdi biz birisini duysak ki oradaki Uygur Müslümanlarına yardım ediyor, zorluklarını gideriyor. Şimdi bizim bundan bir menfaatimiz yok. Ta Uygur Müslümanlarına yapılan bir şey. Bundan ne hissederiz? Ya mutlu oluruz ya. Mutlu oluruz. Kardeşimize yapılıyor bu iyilik. Kardeşimizi geçtim Müslüman olmasa bile. Aciz insanlara, fakir insanlara, zorluk içindeki insanlara birisi yardım etse deriz ki lan aferin, helal olsun. Kumaşı sağlam adammış deriz ya. Hani onlara yardım ediyor falan. Yani demek ki hakikaten rahmet hakikati mahbube, sevilecek bir hakikat. İnsan bunu hissediyor. Menfaati olması şart değil, başka bir şey olması şart değil. Bunun olması, doğru bir şey olduğunu hissediyor. Hani Sagopa Kajmer'in bir şeyi var, şarkı sözü var. Olması gereken şeylerin adını iyilik yapmak koymuşlar diyor. İşte hakikati mahbube o demek. Olması gereken şey. Ve olduğu için seviyorsunuz onu. Çünkü olması gereken bu. İnsanın hakikati bu. İnsan böyle olmalı diyorsunuz. Ki kainattaki rahmet tecellilerine baktığımız zaman o yani yaşamı yaşanılır kılan bu diyorsunuz ya. Yoksa rahmet olmasa bu dünyaya katlanılır mı? Rahmetin bir yani tefekkür alanı olarak zihindeki varlığı, bir düşünüş, bir aklediş, bir bakış açısı olarak varlığı bile hayatı bambaşka kılıyor. Onun olmadığı bir alemde yaşamak, karanlıkta yaşamak gibi yani. Neyse uzatmayayım. Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış. Bakın, Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış. Ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Neden hakikate yapışmak Bismillahirrahmanirrahimle olsun? Bunu kendimize soralım. Burada bir şey söylendi ama hüküm cümlesi olarak. Neden bu hakikate yapışmak Bismillahirrahmanirrahimle olsun? Hadi bakalım. Nur talebeleri. Önce size soruyorum. Sonra diğerlerine soruyorum. Eğer takip eden dostlarımız varsa. Başka gruplardan, cemaatlerden veya biraz daha Risale-i Nur'a ilgisi daha uzaktan olanlar için soruyorum daha sonraki aşamada. Ama önce bize soruyorum. Bismillahirrahmanirrahim'de o hakikate yapışmakla ilgili ne var ki? Allahu alem kaydıyla benim şöyle bir tefekkürüm var. Bismillahirrahmanirrahim bu adressiz rahmet tecellilerinin neye bağlı olduğunu gösteren yörünge gibi. Ya mesela Newton yer çekimi kanununun adını koyana kadar yer çekimi kanunu yine vardı. Yani biz havada uçmuyorduk. Newton ya böyle bir şey var, kütle çekim kanunu var. Maddeler birbirini çekiyor diye söyleyene kadar biz havada mı uçuyorduk? Yok, yine yer çekiyordu. Ne olduğu belliydi, ne olduğu belliydi ama onun ismi konulmamıştı. Onun hangi kanuna ait olduğu bilinememişti. Ve dikkat edin, o isim konulup onun kuralları, nizamı anlaşılana kadar da o kudretten yeterince istifade edilemiyordu. Yine şeyi de buna bağlayalım mesela. Bizde hidroelektrik santralleri var değil mi? Mesela barajlardan şey elde ediyoruz. Hareket enerjisini, suyun akış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Sular ilk defa bu santral bulununca mı akmaya başladı? Yok, yani barajlar yapılmadan önce sular akmıyor muydu? Yine akıyordu. Peki biz neden o gücü kullanamadık şimdiye kadar? Çünkü o gücün, o tecellinin, o yansımanın hangi kanuna ait olduğunu bilmiyorduk. Bakınız, tecellilerin hangi kanunun ucu, numunesi, göstergesi olduğunu çözene kadar o kanundan, o güçten, o tecelliden, o mazhariyetten istifade etmek zor olur. Dinlerin en büyük hikmetlerinden birisi de budur. Dinler, kainattaki tecellilerin, bizdeki tecellilerin hangi kanunlara bağlı olduğunu haber verir. Tabii ki de Allah'ın indinde din İslam'dır. Başka din yoktur. Dinler demekle eskiden de olanlar İslam'dı zaten. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dini de İslam'dı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini de İslam'dı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dini de İslam'dı.
Yalnızca teferruatta, füruatta farklılıklar vardı. O ümmetlerin şartlarına göre ama genel anlamda hepsi İslam'dı. İslam'dan başka da hak din yoktur. Dinler derken yani o şeyle düşünün, yoksa başka dinlerde hakikat var babında söylemiyorum. Bozulmuş dinlerde aslında İslam'dan bozulanları var. Bazıları kurgulanmış dinler ama İslam'dan kopya edilmiş şeyler var. Neyse o konuya girmeyeyim. Yani dinin insan hayatındaki varlık amaçlarından birisi de o dağınık şeyleri, o dağılmış parçaları. Evet, bazı güzellikler seziyoruz, bazı şeyler var ama bunlar neye ait? Hangi kanuna ait? Bunlardan nasıl istifade edebilirim? Nasıl bir yere bağlayabilirim? Bunu nizam altına alabilirim? Bunun cevabını veriyor din bize. Şeriat bu açıdan da nimet yani. Bismillahirrahmanirrahim bize merhametin, kainattaki merhametin hangi kanuna bağlı olduğunu söylüyor. Bakınız, kainatta yer çekimi kanunu diye bir şey olduğunu keşfettik. Yer çekiminin gücünü kullanabiliyoruz. Ölçebiliyoruz, tartabiliyoruz, formülize edebiliyoruz. Makineler yapıyoruz onunla ilgili. İşte hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşebildiğini keşfettik. Hidroelektrik santralleri yapıyoruz. İşte rüzgar şeyleri yapıyoruz, jeneratörleri, değirmenleri, onlar var. Suyun altında, denizin dibinde dip akıntılar için yapılmışlar var vesaire. Bakın hepsi oradan çıktı. Çünkü kanununu öğrendik, artık onu kullanabiliyoruz. Bizim merhamet enerjisinden de faydalanmaya ihtiyacımız var. Kainattaki merhamet enerjisi. Bu enerjinin tezahürlerini görüyoruz. Aciz hayvanların kolaylıkla beslendiğini, işte efendime söyleyeyim, varlıkların büyük nimetlere mazhar olduğunu, kendi hadleri olmayan, kendilerinin boyun eğdiremeyeceği nimetlere ulaştıklarını seziyoruz. Ya diyoruz, bu enerjiden biz de faydalanalım. Yani bizim de ihtiyacımız var. İşte ondan faydalanmanın yolu da Bismillahirrahmanirrahim. Yani rahmetin, rahimiyetin Allah'tan olduğunu bilmek. O zaman ne yapıyoruz? Marziyat-ı ilahinin gölgesine giriyoruz. Marziyat-ı ilahinin alanına giriyoruz. Helal daireye giriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rızası ile ilgili işler yapıyoruz. Bu da bizim hayatımızda rahmet tecellilerini daha fazla görmemizi sağlıyor. Yani bir kanuna dahil olduğunuz zaman işte o hakikate yapıştınız demektir. Ama kanunu bilmediğiniz zaman tutuşlarınız dağınık demektir. Tabiri caizse. Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Vahşeti mutlaka, bizde vahşet, vahşilik denince biz genelde şiddet, kan, böyle şeyler anlıyoruz. Ama kelimenin köken manası yalnızlık. Vahşeti mutlaka da mutlak yalnızlık, sonsuz yalnızlık gibi bir manası var. Şeyle de ilgisi var aslında bizim kullanımımızda. Vahşi hayvan dediğimiz zaman yani yalnızlığa yatkın. Böyle toplumsallaşmayan veya bir adam mesela, ya bu adam ne vahşi bir adam deriz. O adam genelde böyle biraz yalnızlığa yatkın olur yani. Yalnız kalmayı sever. Yabani. Heh. Biz aslında vahşet kelimesini yabani gibi kullanıyoruz biraz. Vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın, sonsuz ihtiyacat, ihtiyaçlar, sonsuz ihtiyaçların elemlerinden kurtul. Değil mi? İşte rahmetin kanununa tutunmak böyle bir şey. İhtiyaçların sonsuzluğuna karşı teselli. Ve o sultanı ezel ve ebedin, bunları daha önce konuştuk ama biraz daha konuşalım. Ve o sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle, şefaatiyle ve şuatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi geçti burada. Sultanı Ezel ve Ebed. Sultanı zaten biliyoruz. Hakim. Yani saltanat sahibi, kuvvet sahibi. Sulta sahibi tabiri caizse. Ama tek gelmedi o. Ne dedi? Sultanı Ezel ve Ebed. Ezel ne demiştik biz? Geçmişi ve geleceği bir görür, bir manzarı âlâ. Yani tabiri caizse zaman ötesi. Zaman Cenab-ı Hakk'ın mahluku. Cenab-ı Hak zamanın içinde değil, bir şeyleri önce sonra diye görmüyor yani tabiri caizse, bilmiyor, işitmiyor. Zaten her şey onun yaratmasıyla var.
O hepsini bir olarak görüyor. Ezel bunu ifade eder. Bir olarak biliyor, kader bunu ifade eder. Bir olarak duyuyor, tasarruf ediyor. Bizim onun tasarrufatını kainatta görüşümüz ama zaman içinde. Çünkü biz sürece mecbur mahluklarız. Bizim sınırlarımız var. Zamana yayılmış bir ömrümüz var. O sınırlılıklar içinde bazı şeylerin şahidi olabiliyoruz. Zaten biliyorsunuz Einstein kendi fiziğinde zaman, mekan ve hareketin aynı şey olduğunu ortaya çıkardı. Mekan nedir? Daha doğrusu zaman nedir? Bizim şahit olduğumuz mekanlardır aslında. Ben şimdi bu odaya şahit oldum, çıktım öbür odaya şahit oldum, sonra çıktım sokağa şahit oldum. Bunların toplamı benim için bir saat. Ama aslında bu bir saat benim sadece daha fazla şahit olduğum mekan. Mekan da aslında hareket demek. Yani hareketten oluşuyor mekanda. Benim o hareketim, hareketler içindeki hareketim de mekanı oluşturuyor. Şimdi fizikle ilgili bir mevzu, buna çok girmeyeyim. Ama hani işte işin özü bizim sınırlılığımız. Biz bir olan varlığı, Cenab-ı Hakk'ın ol deyip oldurduğu varlığı bir süreç içinde yaşıyoruz. Bir süreç içinde şahitliklerimiz oluyor. Bu varlığın içinde bizim kısıtlılığımızdan kaynaklanıyor. Mesela elimizde bir tas olsun, bu tasın da aldığı su 1 litre olsun. Şimdi okyanusa batırıyoruz, çıkarıyoruz. Batırıyoruz, çıkarıyoruz. Şimdi okyanus o an tas kadar mı? Değil. Okyanus daha fazla. Okyanus milyarlarca litre. Ama bizim tasımız o kadar olduğu için her defasında 1 litre alabiliyoruz. Ve bizim oradan 100 litre almamız işte 100 kere kolumuzu indirip kaldırmamıza bakıyor. Her biri 10 saniye sürse atıyorum. 100 kere 10, 1000. 1000 saniye biz oradan meşgul oluyoruz. Bu suyla ilgili bir sorun değil. Bu bizim kısıtlılığımızla ilgili bir sorun. Eğer bizim kapasitemiz bir anda o 1000 litreyi alabilecek olsa, 100 litreyi alabilecek olsa bir saniyelik bir işti bu. Yani zamandaki süreç algısı, mekan algısı, hareket algısı tamamen o varlığın hızıyla ilgili bir şey. Varlığın kendisiyle ilgili bir şey değil. Algımız daha yüksek olsaydı daha farklı algılardık ki Evliyaullah'ın, Allah dostlarının kerametleri var biliyorsunuz. Bastı zaman, tayyi mekan gibi. Bu tarz kerametler de ancak zaten bununla anlaşılır. Yani eğer Cenab-ı Hak lütfedip sizin algınızı genişletirse zaman algınızı, siz bir saatte bir aylık bir işi yapabilirsiniz ki yapmışlar yani. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden rahmetullahi aleyh ve diğer imamlarımızdan, evliyalardan böyle şeyler haber verilmiş. Çok kısa sürelerde Kur'an-ı Kerim'i hatmettikleri, çok uzun ibadetleri, çok kısa sürelerde yaptıkları ki bunun en büyük şeyi zaten mucize Miraç hadisesi ki geliyor Miraç Kandil'de yakında. Efendimiz gidiyor, alemi dolaşıyor, geri geliyor, daha yatağa soğumamış. İşte zamanda bir açılma bu. Evet. Ezel böyle dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın zaman öteliliğini anlatıyor. Zamanın üstünde. Zaman onun mahluku. Ve ebed, sonsuz tahtına yanaş, sultan-ı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle. Peki Bismillahirrahmanirrahim diyen sultan-ı ezel ve ebedin tahtına nasıl yanaşır? Birisi yukarıdaki konuştuğumuz şey. Marziyat-ı ilahiye göre amel eder. Elbette Cenab-ı Hak da onun kendi rızasına göre amel edişiyle ona akrebiyetiyle yaklaşır, rızasıyla yaklaşır. Ondan razı olur. Rahmet tecellilerini arttırır işte Allah dostlarında gördüğümüz şeyler. Birisi böyle anlaşılabilir. Diğeri de şu, Allah'ın razı olduğu amelleri işlemek aslında ona tevekkül etmektir. Yani biz bugün şeriatın bize verdiği emirlerin her birinin taabbüdü olsun, taakkülü olsun yani bunların hepsinin hikmetlerini bilemeyebiliriz. Taabbüdü kısmını zaten tam bilmiyoruz niye öyle olduğunu.
bazı tefekkürlerde bulunuyoruz ama kesin tayin edemiyoruz. Mesela öğle namazı neden işte 4 rekatta, akşam namazı 3 rekat? Bunun bizim şeyimizde bir kesin 2 kere 2 4 eder şeklinde bir izahı yok. Ama tevekkül ediyoruz. O tevekkül bizi kendi aklımızın daha üstü sonuçlara götürüyor. Mesela şimdi eski insanlar içkinin zararlarını bizim kadar bilmiyorlardı. Biz şimdi biyoloji ilmi sayesinde biliyoruz ki içkinin karaciğere zararı var, işte kana zararı var, zihne zararı var, damarlara zararı var, şudur budur. Hani alkol tüketmenin herkese zararı var. Topluma başka başka zararları da var vesaire. Bir insan içkinin zararını hiç bilmese de, Allah'a tevekkül edip içkiyi içmese ne yapmış olur? Ezelden faydalıyı, zararlıyı gören Allah'ın tahtına yanaşmış olur. Burada taht derken bir mekandan da bahsetmiyoruz. Daire-i ilminden, kudretinden, iradesinden bahsediyoruz. Esma-ül Hüsna ile tasarrufundan bahsediyoruz. Haşa, Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Tekrar tekrar altını çizelim. Yani Cenab-ı Hakk'ın ezelden her şeyi doğru şekilde bilişi, takdir edişi, o bilgi bizim ulaşabileceğimiz bir bilgi değil, eğer vahiy olmazsa. Biz aklımızla bazı şeylerin faydasına, zararına hükmediyoruz ama bu bize göre. Yarın bilim değiştirirse veya işte keşfimiz değişirse bu iş değişebilir. Bugün zararlı dediğimize yarın faydalı diyebiliriz. Mesela eskiden 1900'lerin başlarında sigaranın faydalarına dair doktorların yazıları varmış. Sigara şöyle yapar, sigara şöyle nefese iyi gelir, bilmem şu bu. Bugün artık yadsınamaz bir şekilde biz diyoruz ki sigara çok zararlı bir şey, yani kanser falan vesaire bir sürü şey ondan çıkıyor diyoruz. Ama geçmişte böyle demiyorduk. Başka mevzularda öyleydi. Fakat bir Müslüman şeriat-ı İslamiye'nin haram saydığını haram bilirse, helal saydığını helal bilirse, kendi zekasının çok üstünde. Elbette yani bizim zekamız ne ki? Zerre bile değil kainattaki bilginin yanında. Daire-i ilmin sahibi, bütün ilimlerin sahibi, her şeyi bilen, alim-i mutlak, alim-i hakim olan Allah'ın ilmine tevekkül etmiş oluyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil demiş oluyor. Onu vekil tayin etmiş oluyor. Siz bir avukatı vekil tayin ettiğinizde ne yaparsınız? İşlerinizi ona devredersiniz. Sen bu işi daha iyi biliyorsun benden. Benim işlerimi hukuk içinde sen gözet dersiniz. Vekaleti verme amacınız budur. Hasbunallah ve ni'mel vekil dediğinizde de, o hissedişe, imana sahip olduğunuzda da şeriat-ı garranın emirlerini, yasaklarını, iyi dediklerini, kötü dediklerini kendi bilişinizden, sezişinizden, tayinlerinizden üste koyuyorsunuz ve onlara göre amel ediyorsunuz. Eğer uyuyorsa kendi fikriniz, kalbiniz zaten daha şey, aliyülala. Yoksa bile tevekkül ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Cenab-ı Hak bunu emrettiyse bu doğrudur. Bu ne sağlıyor peki? İşte bu o tahta yanaştırıyor bizi. Bizden üst olan bir bilişe, bir iradeye, bir kudrete yanaştırıyor. Mesela zekat. Onunla da örnek verip bu bahsi bitireyim. Zekatın biz çok faydasını biliyorduk. Ama gün geldi, mesela işte sanayi toplumu çağı geldi. Say ve sermaye mücadelesi. İşçi ve işte zengin mücadelesi. O mücadele çağı geldiğinde Müslümanlar bu çağı Avrupa gibi atlatmadılar. Avrupa çok büyük sarsıntılarla atlattı o mücadeleleri. İşte komünizm, sosyalizm vesaire bunlar, kapitalizm, o döneme dair bilgiler zaten her şeyi anlatıyor. Ama Müslümanlar o çağı yumuşak atlattılar. Neden? Çünkü Müslümanlar zaten fakiri gözetiyordu, zengini mecburdu. Allah tayin etmişti. Fakirin senin malında 1/40 hakkı var, ver demişti. Sadakayı teşvik etmişti. Bunlarla amel ettiğimiz ölçüde biz o badireyi yumuşak atlattık. Biz o badireyi bilmiyor olsak bile bunlar haktı, hakikatti. Toplumun köprüsüydü. Zekat köprüdür diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İslam'ın köprüsüdür diyor. Gibi. Hakikaten de zenginle fakiri birbirine bağladığını gördük yani o çağda. Bugün bile öyledir. Ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkat 1, şefaat 2 ve şuatıyla, yani parıltısıyla o sultana muhatap,
halil ve dost ol. Şimdi şefkat zaten o rahmetin tecellisi olarak anladık. Şefaat, o rahmetle biz Cenab-ı Hakk'a yanaşıyoruz. Madem ki bize Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratışının amacı rahmeti, o zaman ona gidilecek yol da ondan gelen yoldur. Yani Cenab-ı Hakk'ı biz haşa, sümme haşa, kudretimizle mi kendimize boyun eğdireceğiz haşa, ilmimizle mi onu kendimize çekeceğiz haşa veya işte irademizle mi onu tesir edeceğiz haşa, sümme haşa. Bunlar beşer için konuşulamaz yani, biz aciz fakir mahluklarız. Ama Cenab-ı Hak o rahmeti şefaatçisi yapmış. O kapıya gittiğimiz zaman bizi boş çevirmiyor. Mesela her insanın bir değerlisi olur. Onunla dua edildiğinde veya onunla kendisinden yardım istendiğinde tavrı başka olur. Mesela diyelim adamın bir tane oğlu var, oğlunu da çok seviyor. Adam der mesela işte yardım istersin etmez, yardım istersin etmez, oğlunun başı için dersin, adam şöyle bir durur. Veya işte hastalığı vardır, tam o sırada dilenci dua ederken der ki Cenab-ı Hak senin hastalığına şifa versin, adam durur. Yani o kıymetlisi saydığı şey üzerinden muhatabiyeti değişir bize karşı. La teşbih ve la temsil, yani bu kusurları almayalım ama Cenab-ı Hak da rahmetinden ona gittiğimizde bize bahşediyor, lütfediyor. Başka şekilde zaten ona yanaşamayız. Onun bize yaklaştığı yerden ona yaklaşabiliyoruz. O da rahmet tecellileriyle oluyor. Cenab-ı Hak bize rahmet ediyor. Biz de onun gölgesine sığındıkça, nasıl olur o sığınma? Aczimizi, fakrımızı daha çok terk ettikçe, kibir yapmadıkça, artistlik yapmadıkça, poz kesmedikçe, olmadığımız rollere girmedikçe Cenab-ı Hak bize daha çok lütfediyor. Bu hayatta tecellisini görmediğimiz bir şey mi? Gördüğümüz bir şey. Mesela insan cahilliğini kabul ettikçe daha çok ilim öğrenmiyor mu? Elbette. Her şeyi biliyorum diyen hiçbir şey öğrenemez. Zaten biliyorum diyor ki nasıl öğrenecek? Veya doktora gidip doktora gidip ben hastayım, bana şifa ver demeyen şifa bulabiliyor mu? Ben çok iyiyim diyen nasıl şifa bulabilsin yani? Önce sorumluluğunu kabul etmen lazım ki şifa seni bulsun. Ya da hastalığını kabul etmen lazım ki şifa seni bulsun. Irving Yalom'un bugünü yaşa mavzusundaki cümlesidir. Çok yazılarımda da kullandım. Tedavi diyor, suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başlar. Suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başlar. Şimdi sen kendine toz kondurmuyorsun, hata vermiyorsun, arıza vermiyorsun, hastalık vermiyorsun, kusur vermiyorsun. İnsanlar seni nasıl düzeltsin? Bırakın yani başka yolları, insanlar seni nasıl düzeltsin, çevrendeki insanlar? İşte uyuşturucu bağımlısın mesela, sen kurtulmak istemedikçe kim seni kurtarabilir? Alkoliksin, sen ondan pişman olmadıkça kim sana yardım eli uzatabilir? Demek ki şefaatçiyi de seçmek lazım. Yani bir gölgeye sığınmak lazım. Onu da sığınmak için de o rahmetin gölgesine sığınmak da aczini fakrını kabul etmekle olur. Üzerimize çeker. Biz acizliğimizi gösterdikçe Cenab-ı Hak da bize daha çok rahmet tecellisi lütfeder, bahşeder inşallah. Yoksa kibir olur ki kibir de insanı böyle tecellilerden mahrum bırakır. Ya da azaltır üzerimizdeki tecelliyi. Çünkü istigna havası vardır. O Alak suresindeki ayetin haber verdiği şekilde insan azgınlaşır. Neden? Kendisini müstani gördükçe. Şüphesiz insan azgınlaşır. Kısa bir meali böyle. Kendisini müstani gördükçe, yani istigna halinde ben kendime yeterim. Kimseye ihtiyacım yok. İnsan kendini böyle gördükçe diyor Kur'an-ı Hakim, azgınlaşır diyor. İşte neden? Rahmetin şeyinden çıkıyor. Gölgesinden çıkıyor. Şefaatçiyi bırakmış oluyor yani. Terk ediyor şefaatçi. Ve şuatıyla, parıltılarıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Muhatap olmak bir derece, halil olmak bir derece, dost olmak bir derece. Burada bu kelimelerin ayrı ayrı sayılması önemli. Yani bir muhatap olmak daha ilk seviye.
Cenab-ı Hakk'ın rahmetini fark etmekle belki zaten muhatabiyet başlıyor. Yani size özenildiğini, sizin üzerinizde ince tasarruflar olduğunu, gözetişler olduğunu, kullandığınızı fark etmek muhatabiyeti başlatıyor. Ona şefaate gittiğiniz zaman, yani onu şefaatçi olarak tayin ettiğimiz zaman, o gölgeye sığındığımız zaman tabiri caizse farkında olarak, bu sefer haliliyet başlıyor. Ve şuaatı, parıltısı, onları gördüğümüz zaman da evet biz dost oluyoruz. Neden? Çünkü parıltılar bizi barıştırıyor. Rahmetin parıltılarını müşahede edemediğimiz zaman, göremediğimiz zaman, tefekkür edemediğimiz zaman, tabiri caizse lezzetini, zevkini alamadığımız zaman yine muhatabiyetimiz bir derece uzaktan. Ama gördüğümüz zaman, hissettiğimiz zaman artık seve seve, bile isteye o yolun dostu oluyoruz. O şeriatın dostu oluyoruz. Rabbimizin evliyası, tabiri caizse velisi. Veli ne demek? Dost demek. Dostu oluyoruz. İnşallah onlardan olalım inşallah. Tabii biz daha çok gerilerdeyiz yani. Çok şeyler yapmamız lazım. Evet, kainatın envanı hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına kemali intizam ve inayetle koşturmak bilbedahi iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, Allah Allah, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor, yani yardımına koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. Yani çok imkansızın imkanlı olması lazım ki bu olabilsin. İnsan gibi bir acizi mutlakta en kuvvetli bir sultanı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Yani bütün varlık sanki insanlığın hizmetinde, değil mi? Nelerden nelerden insanoğlu faydalanıyor? Neler neler ona hizmet ediyor? Ya diyor bunu şöyle anlayacağız diyor. Her şey bize boyun eğiyor. O kadar güçlüyüz ki, o kadar kudretliyiz ki hepsinin bizden haberi var. Hepsi bize boyun eğiyor. Bu diyor şey, hani imkansız bir şey. Ne biz o kadar zekiyiz, o kadar kudretliyiz, ne de onlar bizi tanır da yardımımıza koşar. Mesela yağmur insanlığın yardımcısı değil mi? Yağmur bizi tanıyor mu yani? Yo, tanımıyor. Nereden bilecek bizim varlığımızı? Ama yardımcımız demir bizi tanıyor mu? İnsanlığa hizmet edeyim diye düşünüyor mu? Yo. Ama demir de yardımcımız. Bakır, atıyorum su, canlılar, balıklar, türlü türlü hayvanlar, ya bunlar bitkiler mesela. Bunlar bizi tanıyor mu? Mesela elma. Elma ağacı bizi tanıyor mu? Diyor mu ya şu insanlara biraz elma vereyim de yesinler, karınları doysun. Böyle bir bilgi onda yok. Böyle bir zeka da onda gözükmüyor. Ama yapıyor. E bizim de gücümüz yok ki elma ağacını zorlayalım, silaha dayayalım. Bize bu ay işte şu kadar elma vereceksin, vermezsen al sana dışın dışın. Böyle bir şansımız da yok. Ondan da anlamıyor zaten. E diyor bu yani bunlar bu ihtimal de diyor şey var. Muhaller, imkansızlıklar var diyor. Böyle bir şeye akıl erdine ihtimal vermek, mümkün görmek bayağı diyor bir zor iş. Bir de okuyayım. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. İnsan gibi bir aciz mutlakta en kuvvetli bir sultanı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmiyle bu muavenet oluyor. Demek kainatın envağı insanı tanıyor değil. Belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Hadi bakalım. İşte bizim deistlere karşı eleştirimizde serdettiğimiz şey. Ya şimdi ısırgan otunu yiyeyim. Yani şöyle ısırgan otunu elimizi sürdüğümüz zaman elimizi yakıyor değil mi? İçinde bir zehir de var.
Veya başka bitkiler var mesela yiyemiyorsun. Ebu Cehil karpuzu diye bir şey var yiyemiyorsun abi. Zehir gibi yani. Ve yani insan da zehirliyor. Veya görürsünüz İstanbul'da böyle hıyarcık gibi böyle suyla patlar da meyvesini atan bir bitki var. O bitki mesela suyu zehirli. O sudan ilaç da yapan var ama o normalde o su zehirli. Böyle çok bitki var. Şimdi böyle bitkiler varken ama bakıyorsun ya çoğunun da meyvesi insana yarıyor. Faydalı. Aradığımız vitamini orada buluyoruz. Denizcilerde mesela eskiden iskorbut hastalığı diye bir hastalık olurmuş. C vitamini eksikliğinden uzun süre taze meyve yemedikleri için tırnakları düşüyor, dişleri dökülüyor. İşte vücutlarında yaralar oluşuyor vesaire böyle bir hastalık. Bak sanki insan sanki zaten gerek yok sanki demeye zaten öyle. İnsan ve bitki beraber düşünülmüş, beraber yaratılmış. Bununla ilişkisi var. Ve sanki bitki biliyor bizim kendisine ihtiyaç duyacağımızı. Meyve yapıyor, yenilecek bir şey yapıyor bize. Zehirli bir şey yapmıyor. Ya elma zehirli olsaydı sırganotu gibi yediğimizde ağzımız gözümüz hep şişerdi, yanardı. Midemiz nasıl olurdu kim bilir. Veya işte o şeyler gibi olsaydı, o hıyarcıklar gibi olsaydı, kavunlar gibi olsaydı mesela o küçük kavunlar gibi. Nasıl olacaktı o zaman? Yiyemezdik. Öyle yapmamış. Çoğusu bize böyle işte sulu, kokusu da hoş, tadı da hoş. Yiyince içimiz açılan, görünce bile manzarası hoşumuza giden şekilde geliyor. Ya diyeceğiz ki ya bu ağaç, bu portakal ağacı insanın gözünden anlıyor. İnsanın neyin hoşuna gideceğinden anlıyor. İnsanın koku duygusunu biliyor, neyi koklamaktan hoşlandığını anlıyor, ona göre meyve yapıyor. Ya böyle bir şey diyeceğiz. O ağaca profesörlerde olmayan, grafikerlerde olmayan, gurmelerde olmayan bir dehayı vereceğiz o ağaca. Veyahut da diyeceğiz ki yok o hizmetkar onun arkasında her şeyi ilmiyle, mutlak ilmiyle çeviren birisi var. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir mutlakın, her şeye gücü yeden mutlak bir kudret sahibinin muaveneti oluyor. Demek kainatın en vağı insanı tanıyor değil. Nasıl tanıyacak ki? Nereden tanıyacak? Belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Bakın rahmetin resmi nasıl gözüktü. Bize hizmet etmeye muhtaç olmadıkları halde hizmet eden varlıklar. Bitkiler elmalarını bize yedirmek zorunda değiller ama yediriyorlar. O elmayı her türlü ya da o tohumu her türlü o bitki yayabiliyor. Mesela şeyi bilirsiniz karahindi bağını tüy gibi görmüşsünüzdür. Üfleyince tohumları dağılıyor. Elma öyle de yayabilirdi tohumunu. O da bir yol. Çok da başarılı bir yol yani. Neden etrafını meyveyle çevirmek gibi bir şey yaptı? Tohumun etrafını yenilecek bir şeyle çevirdi. Buna mecbur değildi ki. Üstelik bütün gayreti oraya akıyor. Ona vereceğini boyuna verirdi. Öyle yapmıyor. Yenilecek bir şey yapıyor. Ya bu hayvan, bu bitki niye bize bu hizmeti veriyor? Mesela koyun. Ya o sütü kendisi içmiyor ki. Bize içiriyor. Kendi yavrusunun içtiği miktar bile sınırlı yani. Ama o sütü hep üretiyor. Kimin için? Demek ki haberdar edilmiş bir yerlerden. Evet. Demek kainatın envağı insanı tanıyor değil. Belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine, ihtiyaçlarına lebbeyk buyur dedirten Zat-ı Zülcelal, Celal sahibi Zat yani Cenab-ı Hak seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Yani varlığın her biri diyor ki ya benim sahibim seni tanıyor, bana bu özelliği verdi. Benim sahibim senden haberdar, bana senin için faydalı olan şu özelliği verdi. Beni yaratan seni de yaratmış çünkü ikimizin arasında böyle bir ilişki koymuş. Bütün varlık bunu söylesin de Cenab-ı Hak bizi bilmiyor olsun. Ey deistler bakın buradaki mesaj öncelikle size. Siz çünkü Allah'ı kabul ediyorsunuz. Öyle diyorsunuz yani. Ateistlerden önce bu mesaj size. Nasıl bir Allah'ın
Yani böyle bir Allah'ın nasıl bizden habersiz, bizimle ilgilenmez olduğunu söyleyebilirsiniz. Halbuki kainattaki bütün tecellileri bu ilginin delili. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Bakın, rahmet Cenab-ı Hakk'ın bizi bildiğini bildirmesinin yollarından birisi. Cenab-ı Hakk'ın bizi bildiğini bildirmesinin yollarından birisi rahmeti. Ana başlığı hatta neredeyse. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Yardım ediyor, senden haberdarım diyor. Duanı işitiyor, senden haberdarım diyor. Veya işte yaralanıyorsun, yaranı saracak devayı yolluyor, senden haberdarım diyor. Türlü türlü ihtiyaçlarımız, hepsi için düşünelim. Bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Birisi bunun arkasından diyor ki senden haberdarım, bu ihtiyacının olduğunu biliyorum. Rahmetim bunu bildiğimi bildirme şeklim. Bilmeseydim bu ihtiyacını karşılamazdım. Evet. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Bak, Cenab-ı Hakk'ın bizi bildiğini bildirmesi rahmetiyle bizim onu bildiğini bildirmemiz, ona bildirmemiz hürmetimiz ile. Bakın, rahmet ve ibadet. Uluhiyet ve ubudiyet. Bakın nasıl o daireler birbirine bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın bize ilgisi rahmetiyle, bizim ona ilgimiz hürmetimiz ile. Ki Fatiha'da işte o atlanan eşik diye konuşmuştuk. Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Diyoruz. Ondan sonra birden İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dilerim. Önce ne diyorduk? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O Rahmanirrahim'dir, hesap gününün sahibidir. O şeklinde konuşuyorduk. Birden sen oldu bak. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bir eşik atladık Fatiha'nın içinde. Fatiha suresini okurken her namazda bunu atlıyoruz mesela bu eşiği. İşte o eşik burası. O tefekküründen geldik, baktık kainata, her şeyde bize bir ilginin emareleri var. Her şeyin üzerinde bizimle ilgilenildiğinin, gözetildiğimizin, kullandığımızın işaretleri var. Bunu okuttu kainat bize. Oradan işte artık hürmet zamanına geldik. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. İşte bildirdim. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıfı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, bu mutlakları her gördüğümüzde aklımıza şey gelsin, sonsuzluğu gelsin. Zayıfı mutlak, mutlak sonsuz, tam sonsuz. Acizi mutlak, tam aciz, acizlerin zirvesi. Fakiri mutlak, ihtiyaçlıların en fazlası, en ihtiyaçlısı, bütün varlığın en ihtiyaçlısı. Bunu daha önce konuşmuştuk. Taşın ihtiyacı ağaçtan azdır, ağacın ihtiyacı insandan azdır. Çünkü kapasitesi yükselenin ihtiyacı da yükselir. Bunu konuşmuştuk daha önce, çok aşmıyorum o yüzden. Ağacın hayal gücü yok mesela ama bizim hayal ettiğimiz şeye de ihtiyacımız var. Mesela artık buradan biçin. Taşın canlılığı da yok. Canlılık için gereken şeylere ihtiyacı yok. Ama ağacın onlara ihtiyacı var. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıf-ı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani, küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek, elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hikmet, inayet, İlim ve kudreti tazammun eden hakikati rahmettir. Demek ki rahmet nelerden oluşuyor? Rahmette hikmet de var. Hikmetsiz rahmet olmaz. Birisine ikramda bulunuyorsan orada o rahmetin yerli yerinde olması lazım. Yani o kişinin fıtratına uygun olmasından tutun, sonuçları itibariyle hayır getirmesine kadar hikmetle ilgisi var. İnayet. İnayet kelimesinin manası, buradan da bakayım yanlış söylemeyeyim. Ha, burada Kenan abinin özel verdiği bir mana var külliyattan, onu vermiş. Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik.
Aslında biz inayeti daha çok yardım gibi biliyoruz. Yani sonuca ulaştırma. Aslında düzenlilik de bununla ilgili. İlim zaten biliyoruz ve kudreti tazammun eden, içeren, kuşanan hakikati rahmettir. Yani rahmetin renklerinde böyle tayflar da vardır. Evet, süreyi de epey uzattık. Şu paragrafı da okuyayım o zaman. Bunların biraz daha izahını bir dahaki ders yaparız. Bu derslik bunları okumuş olalım. Elbette böyle bir rahmet, senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İlgiyi ister. Yani birisine ilgi gösteriyorsanız ondan ilgi de beklersiniz. Değil mi? Bunu biz kendi hayatımızda da müşahede ediyoruz. İşte bizdeki bir numunecik Cenab-ı Hakk'ı tefekküre. İlgi gösteriyorsan ilgi beklersin. Bismillah'la ilgili düşünelim. Oradaki başta bunu konuşmuştuk. Hediye veriyorsun, teşekkür beklersin. Teşekkür etmezse şey dersin mesela, yani ne kaba adamdı, yani teşekkür bile etmedi dersiniz mesela. Veya teşekkür, eğer o adam fıtratı kerim bir insansa, yani mevzunun farkında bir insansa, der ki ya adama teşekkür etmeye fırsatımız olmadı, bir teşekkür ziyareti yapalım falan. Çünkü hikmetin böyle tamam olduğunu bilir. İyilik var, teşekkür de olmalı karşısında. İşte uluhiyet, ubudiyet. Halikiyet, mahlukiyet. Külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Bakınız gene döndük, Bismillahirrahmanirrahim'e geldik. İşte bir kanun daha. Allah'ın bize kendisini haberdar ediş şekli ya da Cenab-ı Hakk'ın bizi kendisinden haberdar ediş şekli, kendisini bildiriş şekli aynı zamanda bizim ona yöneliş şeklimiz. Bizi açtığı kapı bizim ona gidecek kapımız. Biz eğer Cenab-ı Hakk'ı böyle bilirsek ona ulaşabiliriz. Oradan ulaşabiliriz. Yani hani yine bir hadisi kutsi var. Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl bilirse öyle muamele ederim. İşte Cenab-ı Hakk'ı Bismillahirrahmanirrahim ile bilirsek, Rahman ve Rahim olarak bilirsek, kainata böyle bakarsak, yaşadığımız hadiselere böyle bakarsak, başımıza gelenlere böyle bakarsak, tefekkür ederken böyle bakarsak, amel ederken böyle düşünürsek, o kapıyı zorlamış oluyoruz. O kapıdan ileriye doğru gitmiş oluyoruz. Ve böylece Cenab-ı Hakk'ı da öyle bulmuş oluyoruz. Yoksa mesela kimi insanlar var, dünyaya bakışları tamamen karamsar, hakikaten de sanki çekiyorlar arkadaş öyle olayları kendi başlarına. Sürekli bela, musibet o adamların üzerinde. İsyan da içlerinde. Bu niye oluyor? Sen bir talep ile diyorsun, ona göre talep geliyor. Bu da bir duadır çünkü. Bakış açısı da bir duadır. İnsan kainata nasıl bakarsa o öyle bir muamele görüyor. Öyle bir muamele onu buluyor. Bizde Anadolu'da işte kadim geleneğimiz ağzını hayra aç derler ya. Ağzından yel alsın derler kötü bir şey söylediğimizde. Bu hikmetsiz değil. Çünkü o da bir şey. Bir tür dua, bir tür ne bileyim yöneliş içeriyor. O yüzden mesela rüyayı bile hayırla tabir etmek vardır değil mi? Kötüye yormak yoktur. Hani yapabiliyorsan gördüğün ne kadar kötü olursa olsun onu hayra yormaya çalışacaksın. Çünkü daha varlık sahasına çıkmamış bir şey. Senin duan neticesinde o şeyin tecellisi değişebilir. Cenab-ı Hak onu varlık sahasına başka şekilde çıkarabilir. O yüzden hayra yormak, hayırla bakmak, hüsnü zan etmek İslam'ın esaslarıdır. Çünkü bunlar Cenab-ı Hak'la muhatabiyetimizi etkiledikleri gibi varlıkla muhatabiyetimizi de etkilerler. Evet arkadaşlar, yine uzun bir ders oldu galiba. Ne yapalım? İşte ben biraz konuşkanım, farklı konulara giriyorum, çok dallandırıyorum. Metinde fazla ilerleyemiyoruz. Şu iki paragrafı bir araya alabilirsek üstü de özetleyerek inşallah yarın tekrar masaya yatıralım. Analiz edelim. İstifademizi yapalım. Özellikle şu rahmetin Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildiriş şekillerinden birisi oluşunu biraz inceleyelim yani. Oradan bir şeyler daha almaya çalışalım diye içinde bir arzu oluştu. İnşallah muvaffak oluruz. Tevfik, inayet, hidayet Allah'tan.
Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahu minel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.